Merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Özkan. Ee, şimdi sizlerle buzağları gösteriyorum. Arkadaşlar şöyle üçü. Şuradaki e, saf daha yakın cerseden olan. Şuradaki menez olan buza. Şuradaki de montof buzu arkadaşlar. Boynuzlarını köreltmeye çalıştık. Gel bakayım gel gel gel. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz ee, yani şimdi şu arkadaki tosun iki buçuk aylık olmasına rağmen bu da yaklaşık üç buçuk iki buçuk arası üç buçuk bir şey üç üç buçuk arasında. Fakat şu kızımız bizim bir aylık olmadığı abi, abileri onlara yetişti. Şöyle boynuzlarını körelttik İnşallah inşallah tutmuştur. Gel bakayım gel 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 gel. Şöyle arkadaşlar şu köklerini gel bir elleyecektim ama. Arkadaşlar e, boynuzlarını yok etmiş miyim edememiş miyim diye bilmiyorum. Jel yardımıyla yaptırdık hayvanın canı çok fazla yanmasın diye. Onunla ilgili <laughs> bir sıkıntı olmaz inşallah. Şöyle yaprakları asıyoruz arkadaşlar. Bu hayvanları da buradan kaldıracağız muhtemelen kurbandan sonra. Çünkü arkadaşlar burada denetim yapamıyoruz. Yani kontrollü olmuyor. Biz arkadaşlar şu tosunumuzun e, arka kısmından kan gelmiş. Niye gelmiş bilmiyorum. Kan dışkılamış. Hatta şöyle çıkabilirsem şurada gözükür mü bilmiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar şurada gözüküyor. İkisini bir arada gösteriyorum. Arkadaşlar büyüme ve gelişmeleri bu şekilde. Öyle çok fazla ahım şaam bir gelişme yok. Yani jersellerde Montof'un benim ahım şaam gelişiyor. Çok kemikli bir yapıya sahip. Çok da aklı başında bir kız. Tek sıkıntı arkadaşlar şu sütle doymuyor hanımefendi. İlla çok süt içecekmiş. Kızım bak buraya bak. Bak buraya bak. Bak. İstediği kadar da süt içiriyoruz. Bu arada adı Pınar arkadaşlar. Yani şimdi niye insan ismi takıyorsun veya ismi Pınar olanlar lütfen bize darılmasın, gücenmesin. Adının Pınar olmasının sebebi hani böyle Pınar gibi olsun böyle hem güzel olsun hem sütlü olsun böyle sular seller gibi gitsin diye koyduk arkadaşlar adını. Şimdi biraz daha yaklaşırsam özelliklerini size söyleyeceğim. Bakalım yaklaştıracak mı beni? Bakalım yaklaştıracak mı? Ha şurası daha iyi. Bakın arkadaşlar boynuzlarını köreltebilmiş miyim? Köreltememiş miyim? Ona bir bakın. Aha. Arkadaşlar bu da jerseden. Şişt! hayır. Şşt, arkadaşlar emlikler içinde de olabilir biliyor musun? Ya çünkü arkadan kan gelmesi. Bakın arkadaşlar hem uzun öbüründen hem yaşça büyük. Hatta şundan bile uzun arkadaşlar. Sadece şu biraz yaşça büyük olduğu için. Şimdi arkadaşlar, yani durum bundan ibaret. Video çekmemi istemiştiniz. Şimdi çekiyorum. Hadi buzaları nasıl besliyorum? Hemen şimdi göstereceğim arkadaşlar. Önlerinde sınırsız derecede önce, e, arada bir az olsun diye yaprak koyuyoruz. Onun haricinde şöyle şuraya, sularını sürekli tazeliyoruz. Şu köşede yemliklerimiz var ama çok karanlık. Şimdi arkadaşlar ışık yok. Annem inekleri sayıyor. Bundan kaynaklı kusura bakmayın. Öbür ahırı aldığımızda çok ayrıntılı bir video daha çekerim. Hayvanlarımız arkadaşlar şu yüzü beyaz olan o yarım biberon sütü içiyor öğün, öğünde. Hemen onun yanındaki full biberon içiyor. Ağzına kadar dolu biberon tek başına içiyor arkadaşlar hanım hanımcık kızımız bunların ikisi bıraktıktan sonra direkt buradaki tosunumuzun arka kısmına testislerine doğru yapışıyorlar. Onu kurtarmakta çok güçlük çekiyorlar arkadaşlar. Hani sevmediğim olaylardan biri o olmadıysa bu, bu olmadıysa hani çok değişik şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar sütü içerken şu bağımızda akıllı uslu rahat bir şekilde dursun diye arkadaşlar. Şu köşede hemen şunu astığımız yerlerin yanında yemliklerimiz var. O yemliklerimize yem töküyoruz. Ee, bu sayede hayvanlarımızı bir yandan da yem yediriyoruz. Yemi kadar töküyoruz arkadaşlar? Yiyebildikleri kadar genelde öyle çok yiyemiyorlar. Annem, annem, annem gel, gel. Arkadaşlar bunlar da bayağı büyüdü. Ben bunların çok küçük olacağını düşünüyordum. Hani her sene buza olarak severdik diye plan yapıyordum da. Büyüdü, kalınlaştılar, şirinleştiler, cimcime bir şey hali oldular. Arkadaşlar şu çok cimcim. Cim. Bu çok cimcime, bu çok cimcime. Caner, kızım bak buraya. Bak buraya. Bak. Pişt, pişt, pişt. Bakmıyor arkadaşlar. Kulaklar büyük. Kulakların büyük olması montofuktan mı geldi? Neden mi geldi bilmiyorum. Hadi iç oğlum göster. Yanmış kızım. Oy oy oy. Yani arkadaşlar tipik özelliklere bakarsak kulaklar büyük. Yüz yanlarında siyahlık var. Ayak bilekleri kalın ön bacaklar aşağıda, arka bacaklar yukarıda. Arka kasa çok geniş bir şekilde ilerliyor. Ne oldu kız koyun gibi yapıyor. Ay arkadaşlar annesi de böyle yapıyor biliyorsunuz mu? Kızım sen ne yapıyorsun? Annene bu kadar benzemeseydin olmaz mıydı? Şimdi yapsın arkadaşlar birkaç bir şey daha göstereceğim sizlere. Eğer gösterebilirsem tabii. Oho, bitmez ki şimdi bu kızımız. Bakın arkadaşlar yaprağı şöyle yiyor. Bu da bizim Jersey Montof Jersey'den doğan melez buzağımız. Arkadaşlar bunun gelişimi bu şekilde hani küçük kalmış bile her sene buzağı olarak seveceğiz artık bunları. Büyürler mi zannetmiyorum. Kilo alırlar mı? Orada zannetmiyorum. İşte ikisi kendi çapında kilolarını alacaktır. Bu kızımız da büyür. Muhtemelen arkadaşlar bu ne zamana? Bir dahaki sene ilkbaharda tosuna verir miyiz? Bir dahaki sene yazınmıştı. İşte arkadaşlar bir dahaki sene tam şu aralarda bir yerde Temmuz aylarına doğru biz bu hayvanımızı e, şeylerini yaparız. E, sonu tamamlamasını yaparız gibime geliyor. Yoksa 16 aya kadar bekler miyiz? Bir dahaki sene sonbaharda mı yaparız? Ne var oğlum? Ne var? Hanimiş oğluma benim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Ya da iyi akşamlar bilmiyorum. Gecenin hangi saatinde, günün hangi saatinde izliyorsanız. Ona göre bir yorumu kendinize göre yaparsınız. Hepiniz sağlıcakla kalın.